أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti siz değerli Rehber TV izleyicilerinin üzerine olsun. Bizleri bugün tekrardan Rehber TV ekranlarında buluşturan Rabbimize binlerce kere hamdolsun. Yeni bir fıkıh ve hayat programıyla çok değerli Seydam ile birlikte yine evlerinize misafir olduk. Sorularınız için gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizlere bağlanarak yayına katılırsanız inşallah program içerisinde, yayın akışı içerisinde sorularınıza cevap bulmaya gayret göstereceğiz. Ekranda gördüğünüz 0412 255 1213 nolu telefon numarasını çaldırırsanız inşallah bize ulaşacaksınız. Rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Rabbimden hayırlı, mübarek, güzel bir program olmasını niyaz ediyorum inşallah. Kıymetli Seydam, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, elhamdülillah. Allah cümlemize iyilikler nasip eylesin. Amin Seydam. Seydam, ilk sorumuz şöyle olsun. Bir Müslümanın, bir erkeğin diyelim hatta, ipek elbise Seydam giymesi caiz midir değil midir? Bu elbisenin yarısı diyelim, giydiği elbisenin yarısı ipek, diğer yarısı ise başka bir kumaştan olursa bu caiz olur mu, olmaz mı Seydam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Evet, ben de bütün kardeşlerimizi, bizi seyreden bütün kardeşleri selamlıyorum. Allah'ın selamıyla, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek. Evet, ipek elbise erkekler için sade eğer ipek ise bu haramdır. Bunu tabii, bunun hikmetini en güzel bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Bazı alimlerimizin de dediğine göre, çünkü bu ipek elbise giymek kadın işi olduğundan dolayı kadına benzeme söz konusu olduğundan erkekler için bu caiz değildir, haramdır. Ancak eğer böyle ciddi bir hastalık varsa ve o hastalığa da ancak ipek elbise iyi geliyorsa, en azından o hastalıktan dolayı o ipek elbise zarar vermiyorsa, o zaman giyebilir. Hani tedavi amaçlı olduğu için onu giyebilir. Ama eğer bir kısmı ipek elbise, bir ipek, bir kısmı da başka bir maddeden, mesela pamuk veya hatta bir yün veya başka bir şey, keten olursa, eğer bu yarı yarıya ise caizdir. Erkekler de bunu giyebilir. Ama yarısından fazlası veya hatta evet, yarısından az da olsa fazlası ipek olunca bu caiz olmaz. Yine haramdır. Fakat kadınlar için caizdir. Kadınların ipek elbise giymeleri her türlü şekilde onlar için caizdir. Giyebilirler. Fakat erkeklerin bu şekilde, yani ancak yarı yarıya olunca caizdir. Ama yarısından fazlası ipek veya tamamı ipek olunca haram olur. Ancak hastalık için olursa müstesna. Peki Seydam. Müsaadenizle ilk iki telefonumuz hazır Seydam. Evet. İlkin İstanbul'a bağlanalım. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul, hatta mısınız acaba? Sesinizi işitemiyorum. Hattaysanız buyurun, eğer hazır değilse diğer izleyicimize geçelim. Daha sonra Konya'ya gidelim. Konya, hazır mısınız? Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı akşamlar. Eyvallah, buyurun. Benim iki tane sorum olacaktı da. Tabii, buyurun. İki farklı konuda. Tabii. Şimdi kredi kartıyla altın almaya gittiğimizde soyumcu şöyle farklı bir fiyat uyguluyor. Yani nakit parayla aldığımızda farklı bir fiyat, kredi kartıyla aldığımızda daha yüksek bir meblağ söylüyor. Evet. Kredi kartıyla altın alımı caiz olur mu o zaman? Bu tamam. Birinci sorum. Diğer sorunuz? Diğer sorum da, şimdi diyelim ki camiye gittik, cemaat farz namaza başlamak üzere ikindi vaktinin 4 sünneti 2 sünnet olarak kılınabilir mi? Maksat onun sevabını da almak için.
Yani farz namaza başlanmış, siz sünnet mi kılmak istiyorsunuz? Yok yok, daha başlanmamış. Cemaat o esnada hani namazını bitirmek üzere sünneti. He, peki peki. O anda biz de yeni camiye geldik. Peki. Yani iki rekat olarak kılabilir miyiz? Peki, soralım inşallah. Sorularınız anlaşıldı. Soralım Allah inşallah. Razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah programa razı katıldığınız olsun. İçin, katkı gösterdiğiniz için selametle inşallah. Hayırlı akşamlar. İstanbul'dan telefonumuz hazır mı yoksa? Değil. Peki Seydam. İzleyicimizin ilk sorusu Seydam şöyleydi. Dedi ki biz kuyumcuya gidiyoruz, altını alıyoruz. Şimdi kredi kartıyla alınca daha pahalı oluyor ama nakit alınca daha uyguna geliyor. Peki bu durumda kredi kartıyla altın almak caiz olur mu Seydam? Şimdi kredi kartıyla aldığı zaman para hazır değilse, mesela hemen yani peşin verilmiyorsa, o zaman zaten caiz değildir. Çünkü normalde altın alışverişinde altın ile paranın yani böyle nakit olması gerekir. Yani diyelim ki altını alacak, parayı da hemen o kuyumcuya uzatması gerekir. O şekilde verecektir. Kredi kartıyla olunca para hazır değildir. Daha sonra mesela gidip onu hesaptan çekecek. Bu nedenle kredi kartıyla yani altın almak caiz olmaz. Ama şu var, mesela diyelim ki hemen onun hesabına geçiyorsa, yani kredi kartıyla aldığı zaman hemen altıncının hesabına geçiyorsa, gecikmesiz olarak geçiyorsa, o hesapta yani o şekil sayılır ve caiz olur, yani orada sıkıntı olmaz. Peki, yani selam. Önemli olan hani hazır olmasıdır. Yani mesela o hesabı da bir nevi altıncının hesabı olduğu için onun eline geçmiş gibi oluyor. Bu şekilde caiz oluyor. Artık peki, o mesela yani fiyat farkı o herhalde bankanın hizmet karşılığından dolayı biraz fark giriyorsa o farkı herhalde alıyorlar. Onun için biraz fark eğer çıksa da bir şey olmaz, zararı yoktur. Peki Sena. İki telefonumuz daha var. Galiba ilkin bize bağlanan izleyicimiz hazır, İstanbul. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sesinizi alıyorum. Buyurun. Tamam. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Ya, üç sorum olacaktı Hoca Efendi. Alalım. Alalım. Tamam. Bir tanesi ikramiye ile ilgili. Bir tanesi de vitir namazı ile ilgili. Bir tanesi de katılım bankaları ile ilgili. Tamam. İkramiye caiz midir değil midir? Bunu mu soruyorsunuz? Bravo. Çok şaşırdım hocam. Tamam. Diğer sorunuz? Diğer sorum vitir namazı. Üç rekat üst üste kılınabilir mi? Tamam. Tamam. Soralım inşallah. Siz hangi mezhebe tabisiniz normalde? Şafii. Tamam. Soralım inşallah. Ondan sonra katılım bankasından çekilen krediler caiz midir değil midir? Peki. Peki. Var mıydı başka sorunuz? Yok, sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Selametle. Allah'a emanet olun. Söyle. İkrameyi söyledim ben. Başım gözüm üstüne. Üçü geçmeyecek şekilde her zaman soru sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Teşekkürler. Çok Allah'a emanet olun. Selametle. Allah'a emanet olun. Bizim için dua edin. Ecmain. Rabbim cümlemize selamet versin. Size ecmain. De, bize ben de ecmain hepimize. Diyorum hepimize. Eyvallah. Diğer telefonumuz Adana'dan. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Eyvallah. Hoş geldiniz yayınımıza. Allah razı olsun. Sizden de teşekkürler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Buyurun, bizleri telefondan dinleyin ama. Ya, televizyonunuzun sesini kısın, bizleri sadece telefondan dinleyin. Tamam. Biz şimdi namazdan önce iki rekat sünnet kılıyoruz. Tamam. Sonra da bazı iki rekat kılıyoruz, bazı da bu geçerli mi bu? Yani mesela örneğin ikindi namazından önce 4 rekat sünnet var, siz 2 kılıyorsunuz. Bunu mu soruyorsunuz? Hep 2 kılıyoruz ya. Tamam, hep 2 kılıyorsunuz. Başka var mıydı sorunuz? Yok. Yani hep 2 kılmak doğru mudur? Bunu mu soruyorsunuz? Evet. Tamam, soralım inşallah. Bizleri dinleyin, Seydamıza soralım. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Hayırlı akşamlar. Seydam, izleyicimiz dedi ki biz ikindi namazı için camiye gittik.
Evet. Baktık ki cemaat sünnetleri tamamlamak üzere. O da diyor ki ben de hızlıca iki rekat sünnet kılıp yani yetişebilirim. İlk rekata yetişebilirim. Bunu evet. yapmam doğru mudur yoksa bekleyeyim direkt onlara mı tabi olayım? Evet yani ikindi namazı için ikindi namazından önce dört rekat gayri müekked sünnet vardır Şafii mezhebinde. Yani Hanefi mezhebinde de böyledir. İkindi namazına gidiyor mesela millet sünnetlerini bitmek üzeredir diyor. O da hafif iki rekat kılabilir. Yani iki rekatı kılarak imama yetişebileceğini düşünüyorsa o zaman ne yapsın? Yani hemen iki rekat namaz sünnet kılsın. Yani ikindiden önce. Evet. Eğer mesela yetişemeyeceğini düşünüyorsa o zaman ayakta beklesin. Oturmadan ta ki o tahiyyetül mescid sevabını da almak için. Yani farz namazla da olsa tahiyyetül mescid sevabını alır. O zaman imama tabi olur. İmama tabi olur ve namaz kıldıktan sonra yani farz namaz kıldıktan sonra isterse o dört rekat yani ikindi namazının sünnetlerini namazdan sonra da kılabilir. İsterse kılabilir. Çünkü bunların mesela vakti hani geçmiştir ve sebebi vardır. Bu nedenle ikindi namazından sonra normalde sebepsiz namaz kılınmaz. Yani kılınması tahrimen mekruhtur. Fakat bu sünnetleri isterse yani yetişmediği için ikindiden sonra bunları kılabilir. Peki Seydam. Diğer sorumuz Seydam izleyicimiz dedi ki ikramiye almak caiz midir Seydam? İkramiye devletin bir ikramiyesidir, caizdir. Burada bir sakınca yok. Peki Seydam. Evet. Diğer sorusu dedi ki vitir namazını Şafii olan birisi 3 rekat üst üste kılabilir mi dedi. Evet yani şimdi vitir namazının azı 1 rekattır, çoğu 11 rekattır. Ve edna-i kemal dediğimiz yani kemalin en azı 3 rekattır. En iyisi 2 rekatı ayrı. Yani iki rekat kılıp selam verdikten sonra kalkıp bir rekatı da ayrıyeten kılmasıdır. Ama isterse 3 rekatı üst üste de kılabilir. Hatta isterse 11 rekatı tek seferde kılabilir. Yani vitir namazının 11 rekatını da hepsini beraber selam vermeden bir kişi bunu da kılabilir. Ama tabii efdal olan, en iyisi olan ikişer rekat kılıp selam vermesi sonra da bir rekat kılıp selam vermesidir. Peki Seydam, galiba iki telefonumuz daha var. Önce Antep'e bağlanalım. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Antep, buyurun. Benim iki sorum olacaktı. Tabii, alalım sorularınızı. Bir kişinin, bir erkeğin, eşinin, nenesinin annesinden abdesti bozulur mu? Peki, diğer sorunuz? Diğeri de halk arasında fotoğraf bulunan odaya melek girmez deniyor. Bu doğru mu? Peki soralım inşallah. Var mıydı başka sorunuz? Yok. Peki Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Diğer izleyicimiz Antalya'dan. Antalya. Hoş geldiniz selam. Yayınımıza. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam iki tane sorum olacaktı benim. Alalım sorularınızı. Seydamıza soralım inşallah. Tabii. Şimdi hocam Şafii mezhebinde yani bunu birkaç yerden öyle duydum. Kimi böyle diyor, kimi şöyle de. Geçmiş namaz borcu olan sünneti kılabilir mi? Yoksa kaza borçlarını bitirdikten sonra mı kılması gerekiyor? Tamam. Diğer sorunuz? İkinci sorumuz da şimdi ben askeri ücretle çalışan biriyim. Benim kurban kesme caiz midir? Yani evin tek çalışanı olduğum için yani tamam. Ben kesebilir miyim herhangi bir kurban yoksa hani durum iyi olunca mı kesebilirim? Yani Şafii mezhebine mi tabisiniz yoksa Hanefi mi? Şafii mezhebine. Peki soralım inşallah. Tamam Allah'a o zaman. Allah razı olsun. Bize de dua edin inşallah. İyi yayınlar. Cümlemize, Allah sayınızı artırsın inşallah. Cümlemize dua hayırlı eder. Olsun. Dua bekleriz. Selametle inşallah. Seydam, izleyicimiz dedi ki katılım bankalarından kredi çekmek caiz midir? Yani kredi eğer mesela direkt para çekerse ve o parayı mesela fazlasıyla öderse bu faizdir. Bu katılım bankası olsun veya başka banka olsun fark etmez. Ama mesela eğer bir nevi bir mal satın
alıyor ve o malın borcu ödüyor, mesela borcunu ödüyorsa banka, bir nevi murabaha dediğimiz, yani karlı, yani bir şeyi alıp karla satmak, o şekil eğer yapıyorsa, o zaman ve direkt parayı kişiye vermiyorsa, yani hani fıkhın bir babına göre bir hareket yapıyorsa bu caizdir. Ama direkt para verip de fazlasıyla para verecekse kredi, bu caiz değil. Selam, katılım bankaları gümüş alıp satıyormuş. Yani gümüş hesabıyla onlara satıyor, gümüş hesabıyla alıyormuş yani. Gümüş üzerinden hesaplıyorlar karı yani. Yani onu tabii söylemeleri lazım. Evet. Yani diyelim ki müşteri gittiği zaman o şekilde anlaşmalarını söyleyip o şekilde, biz bu şekilde yapıyoruz demeleri lazım. Yani şeffaf olmaları lazım, net olmaları lazım. Evet. Müşteriler yani sormaları lazım, nasıl yapıyorsunuz? Evet. İşlemi iyice öğrenmeleri lazım. Evet. Peki Selam. Diğer bir sorumuz Selam, izleyicimiz dedi ki ben her zaman sünnetleri iki kılarım. Yani dört rekatlık, mesela ikindiden önceki dört rekatlık sünneti de iki kılarım. Öğleden öncekini de iki kılarım. Bu doğru mudur yani? Bu uygun mudur, doğru mudur? Doğrusu nedir? Yani normalde zaten sünnetler, ratibe sünnetler ikişer rekat kılınıyor. Yani Şafii mezhebinde. Tabii ki ikindiden önce dört rekat gayri müekked sünnet vardır. Yani bunun iki rekatını kılmışsa, iki rekatını kılmamışsa, İki rekatın sevabını alır, iki rekat kılmadığı iki rekatın sevabını almaz. Burada bir yanlışlık yok. Yani sadece sevabın azlığı var. Mesela dört rekattır, gayri müekked de olsa dört rekattır. Dört rekat kılsa dört rekatın sevabını alacak. İki rekat kılmışsa iki rekatın sevabını almış. Çünkü bunlar birbirinden ayrı dört rekattır. Yani ikişer rekatta selam veriliyor, o namaz bitiyor yani. Evet. Peki Selam. Müsaadenizle iki telefonumuz daha var. Evet. Öncelikle Mardin'e bağlanalım. Mardin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamun aleyküm Seydam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Seydam'a bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. Şimdi Seydam, hani haizliyken camiye geçen hafta biri bir soru sordu. Haizliyken camiye girilebilir, ders verilebilir mi dedi. Şimdi bizim arkadaşlarımız diyor ki hayır, eskiden hani korunma gibi bir durumları olmadığı için girilemiyordu. Ama bu zamanda böyle bir şey olmadığı için girilip ders verilebilir. Bu konuda Seydamız bizi aydınlatsa çok güzel olur. Peki, var mıydı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. İstanbul'a bağlanalım tekrardan. İstanbul. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkürler. Sağ olun, sizlere İki de. İki tane sualim vardır. Dinliyorum, sizi dinliyorum. Hocam, cenaze namazı, şimdi bugün içerisinde yine Seyda'ya sorduk ama bir türlü telefonumuz kesildi. Cevabını alamadım, tekrar aramak zorunda kaldık. Tamam, dinliyorum sizi. Cenaze namazı kılarken erkeklerin başı sağ tarafa veriliyor. Bayanı sol tarafına veriliyor. Tamam. Bunun ise şey de, biri dedi bayanın sola vermesi şöyle şey yapıyor. Diyor, vücudun ağırlığı sağa gelmemesi için sola veriliyor başı. Bunun hükmü nasıldır? Hocamın ne diyecek bununla? Tamam. Diğer sorunuz? Diğeri de cemaatle namaz kılarken imam daha niyet getirmeden bir vatandaş, herhangi bir cemaatten biri niyetini getirip hazırlayıp hocayı Allahu Ekber dedikten sonra imama uydun, Allahu Ekber, bu şekil kabul oluyor mu olmuyor mu soracaktım. Peki, sorularınız anlaşıldı inşallah, soralım. Teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür Hayırlı ederiz. Akşamlar, duanızı bekliyoruz. Selametle. Biz de dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Eyvallah. Seydam, izleyicimiz dedi ki, bir erkek için Seydam, evlendiği kadının, yani kayınpederinin diyelim, bir erkeğin kayınpederinin annesinin annesine. Öncelikle kayınpederinin annesine, damadın kayınpederinin annesine abdesti bozulur mu? Ama izleyicimizin sorusu onun annesine. Nenesine yani. Nenesine. Bozulmaz. Yok. Değil mi? Ne kadar yukarıya çıksa. Evet.
bozulmaz. Yani kayınpederinin annesinden bozulmuyorsa nenesinden de bozulmaz diyorsunuz. Evet. Peki. Diğer sorusu ise dedi ki halk arasında fotoğraf bulunan odaya melekler girmezmiş. Böyle bir şey var mıdır Selam? Yani şimdi burada biraz ihtilaflı açıklamalar var. Yani içinde suret bulunan, yani şey burada, içinde suret bulunan eve melekler girmez. Bu suret konusunda alimler şöyle açıklamalar yapmış. Yani bazıları demiş ki suretten kasıt heykeldir. Yani gölgeli olandır. Gölgesi olan suretlerdir. Evet. Heykeldir. Yani böyle tam heykeller varsa o şeye, o eve girmez. Yani melekler girmez. Çünkü haramdır onlar, yani onlar haramdır. Hı hı. Fakat bazı alimler daha meseleyi biraz daha ince tutup, yani eğer yaşayacak şekilde normal fotoğraf dahi olsa, elle çizilmiş resimler dahi olsa, ama bir canlının ister insanın ister başka bir canlının, hayvanın resmi varsa ve tam böyle yaşayacak şekilde eğer fotoğrafı varsa asılı, bu da haramdır. Haram olan yere de melek girmez. Fakat bazı alimler de diyor ki yani suret eğer elle çizilmişse haramdır, ama fotoğraf makinesiyle çekilmiş ise o haram değildir. Bazı alimler de diyor ki hayır, fotoğraf olduktan sonra, şekil olduktan sonra fark etmez. Ha çizim ha şey. O dolayısıyla eğer mesela belden yukarı ise, yani yaşanmayacak şekilde, ya sadece kafa ise ya da belden yukarı ise, mesela hani vesikalı fotoğraflar gibi, eğer onlar ise zararı yoktur. Fakat ala kulli hal asmak mekruhtur diye söylüyorlar. Bu şekilde yani bir ihtilaflı görüş var, ama daha çok yani heykel konusunda zaten ittifak var. Heykelin dışında da mesela elle çizilmiş olanlar içinde eğer tamamı ise o da ittifak var. Ama normal fotoğraf, bu fotoğraf makinesiyle çekilen birçok alim diyor ki onda bir sakınca yoktur. Peki Selam. Müsaadenizle iki telefonumuz daha var. Buyur. Öncelikle İstanbul'a bağlanıyoruz. İstanbul, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocama bir sorum olacaktı. Evet, buyurun. Şafii mezhebinde sabah namazını, kunut duasını bilmeyenler, kunut duası okuması gerekiyor. Kunut duasını bilmeyenler ne yapması gerekiyor? Peki, diğer sorunuz? Bir sorun vardı. Sadece onun için hocamı rahatsız ettim. Peki, başım gözüm üstüne. Soralım inşallah. Allah'a emanet olun. Bizler teşekkür ederiz. İkinci izleyicimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda selamdık. Ben cevaba soruyan bir kurmancıyı ve. Sersera serçava. Keremkin. Mesleğe aydın acı gotu yuvan cevap dahi. Ama fazla seyda acı hakik geniş bir birazdan karıyla milleti. Kerem. Adet kimi cahiliye ye mesela bir beci kizu hortabudu deravine. Tamam. Dışına o anda duat da'u çekirine de hani kizab zor dedin pe da'u çevikin ya zaruge şaşaftali da'u dedin pe ya udikin. Mekol bir hakev ya da seyda bir hava geniş kalbiste kanı bir etkiden kar milleti. Tamam. Mepırsın inşallah. Mesleğe beci. سرسرا سرچاوا سرسرا سرچاوا اونجی امانتی خودم شوا و مینه خوش سیدام izleyicimiz dedi ki çokça soruluyor çünkü çokça gerçekten merak ediliyor, cevaplayalım Seydam. Evet. Şafii mezhebine tabi olan birisinin geçmiş kazaları varsa sünnet namazlarını kılmalı mı, kılmamalı mı, nasıl kılmalı? Evet. İzah ederseniz Seydam. Bunu defalarca cevaplamışız, tekrar şey yapalım. Evet Seydam. Gerçekten hemen hemen bütün programlarda benzeri sorular geliyor. Aynen Selam. Şimdi yani sünnet namaz kılınmıyor diye bir şey yok. Bunu bilmemiz lazım. Yani kazası olanın işte sünnet kıldığı zaman o sünnetleri geçersizdir. Bu tabir doğru değildir. Yani çünkü şartları yerinde olduktan sonra o sünnetler de kabul olur ve onların sevabını da inşallah alır. Sadece sıkıntı şuradadır. Mesela kaza farzdır. Sünnet ismi üzerinde zaten sünnettir. Nafiledir yani. Şimdi kazayı bırakıp da nafileyle meşgul olmak caiz değildir. Evet Selam. Yani madem ki senin kazan var, kazaları kılmak farzdır. Geciktirmek, gereksiz yere geciktirmek senin günahını artırır.
Madem ki senin kazan var, sen niye nafileyle uğraşıyorsun? Farz varken nafileyle uğraşmak caiz değil. Borç varken sadaka evet. vermek gibi. Yani bu haramdır. Yoksa mesela bu haramı işledi diyelim. Yani farzı bıraktı nafileyle. Diyelim ki Ramazan'da teravihle uğraşıyor. Veyahut da diğer Ramazan'ın dışında ravatiple, vitirle diyelim ki meşgul oluyor ve kaçırdığı öğle namazını bırakıyor. Yani onu daha da geciktiriyor. İkindiyi geciktiriyor, sabahı geciktiriyor. İşte bu geciktirme onun için caiz değildir, günahtır. Ama kıldığı nafile yine makbuldur. Peki selam. Ve bunu defalarca söylüyoruz. Bir tane farz 70 nafile kadar yani daha, sevap, değerlidir. Daha değerlidir. Eğer sırf o nafilen sevabını kazanmak istiyorsa bu çok yani cahilce bir düşüncedir. Çünkü 70 sevap varken bir sevapla uğraşmak gerçekten doğru bir şey değildir. Selam, bir açıdan bu sorunun sorulması aslında güzel. Yani bir açıdan şunu gösteriyor. Demek ki insanlarımız artık tövbe ediyorlar, namaza başlıyorlar. Evet. Dolayısıyla geçmiş namazları evet. için acaba ne yapmalıyız? Elhamdülillah. Bu güzel bir şey bir güzeldir, açıdan. Evet. Evet, evet. Diğer sorumuz Selam. İzleyicimiz dedi ki ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Ailenin yani geçimini ben tek başıma sağlıyorum. Bu durumda olan birisi, Şafii mezhebine tabiyim bu arada. Evet. Kurban kesmem caiz olur mu ya da kesebilir miyim? Yani caiz olur tabii ki. Caiz olmasına caizdir. Fakat hani yani onun için gerekli değildir. Hani mesela eğer diyor ki evin çalışanı tek benim. Zor yani ve bir de asgari ücretle çalışıyorum. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan ve bir de eğer kira veriyorsa yani belki yani ya, yani aydan aya kendini yetiştiremiyor büyük ihtimalle. Yani kurban vermek için de belki ayrıyeten borç altına girmesi gerekir ki buna gerek yok. Yani Şafii mezhebinde bu kurban vermek müekked bir sünnettir. Sünnet-i müekkededir. Bu sünnet-i müekkede kimin içindir? Diyor ki eğer bir kişi hem kendisinin hem de kendileriyle yükümlü olan ailenin nafakasından fazla, ihtiyacından fazla, diyelim ki kirasıdır, nafakasıdır, borçlarıdır, bunlardan fazla parası varsa, bir kurban alabilecek kadar parası varsa, o zaman alması sünnet-i müekkededir. Evet. Ama böyle yoksa, onun için mesela gerekli değildir, sünnet-i müekkede değildir. Peki Selam. İki telefonumuz daha var. İstanbul'a bağlanıyoruz. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocamıza bir soru soracaktım da. Tabii, alalım sorunuzu. Şimdi bu elimize biriktirmiş olup nakit paramızı katılım bankalarına verdiğimiz zaman ay bitiminde kar zarar şeklinde bize bir miktar öyle para ilave ediyorlar. O caiz midir değil midir onu soracaktım hocama. Peki, var mıydı başka sorunuz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Selametle inşallah. Allah'a emanet olun. Diğer izleyicimiz Balıkesir'den. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam ben bir tane birincisini sorayım. Şimdi hocam bu cuma namazı ile ilgili. Şimdi cuma namazı hutbeyle beraber 4 rekat deniliyor. Evet. Yani bunu hocama bir açıklamasını rica etsem. Şimdi bazıları mesela 2 rekat diyor. Peki biz bu hutbeyi nereye koyuyoruz? Bunun da bir açıklaması hem seyirciler açısından hem de bizim tamam. açımızdan bir şeysinden. Bir de hocama bunu da sormak istiyorum. Şimdi biz mesela Kur'an'ı ölü için okuyoruz. Şimdi Kur'an ölü için midir, diri için midir? Evet, yani ayetler farklı ama şimdi Kur'an bir de biz ölüye okuyoruz. Bir de bunu hocamdan bir dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Peki. Bizler teşekkür ederiz efendim. Allah'a emanet tamam. olun. Selametle kalın. Dua eder, dua bekleriz inşallah. Selam, izleyicimiz dedi ki, şöyle bir soru sordu. Dedi ki, geçen haftalarda da soruldu. Hayızlı olan kadınların camiye girmesi fıkhen caiz değildir. Bu izleyicimiz dedi ki, eskiden hani kadınların kendilerini bağlamaları çok böyle biraz zor bir şeydi. Ama şu an gerçekten imkanlar çoktur. Pedler var. Yani bir kadının kendini muhafaza etmesi, yani o kanamasının yere değmemesi hemen hemen yani mümkün değil. Yani değmez, değmiyor yani. Muhafaza daha kolay, daha pratik. Bu haldeyken bir kadının yani gidip camide ders vermesi caiz olmaz mı yani? Şimdi mesele kirletmek değildir.
camiyi kirletmek mesele değildir. Yoksa mesela cünüp olan birisinin de camide kalması caiz olurdu. Evet. Yani bu büyük abdestsizlik dediğimiz, erkek mesela ister erkek ister kadın olsun, cünüp olursa camide durması haramdır. Durmak haramdır. Onun için mesela kadın da eğer adetli olursa, hayız veyahut da lohusalı olursa, camiyi kirletmek ayrı bir konu. Camide eğer duruyorsa bu durması kesinlikle haramdır. Yani bu caminin hürmetini bozuyor. Bu şeydir. O söylediği şey geçmektir. Mesela bir cünüp bir adamın camiden geçmesi caiz midir? Evet, caizdir. Yani diyelim ki ihtiyaçtır. Bir kapıdan girecek, başka bir kapıdan çıkacak. Yani durmadan. Durmadan girip çıkması caizdir. Ha diyor mesela adetli kadın da eğer camiyi kirletmesinden korkmuyorsa o da geçebilir. Ama camide camiyi kirletmeden korkuyorsa geçmesi dahi caiz değildir. O bu bununla ilgilidir yani. Yani bu caminin yani hürmetiyle ilgili bir şeydir. Hükmü bir kirliliktir. Evet. O hükmü kirlilikten evet. Dolayı. Ondan dolayıdır. Anlaşalım. Mesele camiyi kirletmek değil. İzleyicimiz şeyi sordu Seydam. Yani camide ders vermek. Özellikle hayızlı bir bayanın camide ders vermesi gerekiyorsa. Hayır. Hayır. Yani camide ders veremez. Başka yerde ders versin. Eğer ders verir, o da mesela hani biz bunu söylüyoruz. Maliki mezhebini takliden diyelim ki bir Kur'an kursu. Evet. Yani belirlenebilir. Bir ev belirlenebilir. O evde mesela Kur'an dersi verilebilir. Yok camiye gitmesi eğer hayızlı ise bu hiçbir mezhepte caiz olmaz. Peki Seydam. İki telefonumuz daha var. Öncelikle Batman'a bağlanalım. Daha sonra Diyarbakır'a bağlanacağız. Batman, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sizi dinliyorum. Sizi dinliyorum. Buyurun. Benim yengemden yani amcamdan miras kaldı. Tamam. Bizi televizyondan dinlemeyin. Telefondan direkt konuşabilirsiniz. Tamam. Sorunuzu sorun. Buyurun. Tamam. Şimdi benim amcam vefat etti. Ondan miras kaldı. Tamam. Benim babam hayatta değil. Yani benim amcamın kardeşi oluyor. Evet. Ondan miras bize kalırsa helal mıdır? Tamam, soralım inşallah. Başka yani amcanızın başka kimsesi yok mu? Dedeniz mesela, amcanızın babası yok, ya da yok annesi. Kimsesi. Başka yok. Kardeşleriniz pek başka kardeşleri, başka amcalarınız var mı? Yok amcam yok ama kardeşler var yani benim kardeşlerim falan var. Yok sizin değil. Amcalarınız, başka amcalarınız var mı? Var, onlar da vefat ettiler. Hiç kimse amcalardan peki. Yok. Amcanızın çocukları var mı peki? Var. Amcanızın çocukları var. Var. Peki peki. Yani bu durumda size nasıl miras kalıyor onu anlamaya yani kalır mı diye soruyorsunuz yoksa siz miras yok, aldınız kalmış mı? Kalmış da diyorum hani caiz midir alabilir miyim peki. Yani hani helaldir haramdır. Biz soralım inşallah. Evet rahmet olun. Allah'a emanet olun selametle kalın. Diyarbakır'a bağlanalım şimdi de. Diyarbakır. Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Selamun aleyküm Seydo. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Kodej var o gibi. Sersera serçava keremkin. Şeyde bu nikahı resmi. Tamam. Hemki hemet imez tren şirkin evde dinen caiz ve ne caiz? Vakidin zavale tehebun. Nakil Seyda. Tamam. Emir pırsın inşallah. Sersera serçava. Biraz cevap ayıp kurmancı beyan bu türkibe. Tamam. Sersera serçava. Emaneti hodebin inşallah. Şeva mine hoş. Selam izleyicimiz şöyle bir soru sordu. Hemen sorayım. Dedi ki cenaze namazı Seydam. Kılınıyor ya cenaze yani erkeğinki sağ tarafa kadınınki ise sol tarafa. Yani sol tarafında kılınır. Erkeğinki ise sağ tarafına doğru kılınır. İşte sebebi ise ağırlığın o tarafta olduğudur. Bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Cenaze namazı erkeğinki nasıl kılınır? Kadınınki nasıl kılınır Seydam? Doğrusu nedir sizin? Yani cenaze önde olduktan sonra hangi şekilde bırakılmışsa namaz kılınabilir. Yani evet. Cevaz noktasında söylüyorum. Yani şeyden mesela imamın önünde olduktan sonra
imam ve cemaat tabi ondan geriye durduktan sonra bu cenaze namazı kılınır. Belki izleyicimiz hani bazen bu inceliklerden dolayı bir soru sormuştur. Şimdi sünnette geçen şudur. Peygamber Efendimizin yani İmam Tirmizi'nin de rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde erkeğin başı önünde durulur. Yani kafasının hizasında durulur. İmam tabi. İmam erkek cenazenin kafasının hizasında durup o şekilde namaz kılar. Kadının ise yani ortası. Yani bedenin ortasında. Yani elyeta dediğimiz yani iki tane baldır. Yani o şekilde orada durur. O şekilde namaz kılar. Fakat mesela hani erkeğin duruş şekli nasıl olacak? Mesela cenaze kitaplarımızda geçen bazen şöyle diyor ki mesela erkeğin başı sol, yani diyelim ki onun bedeni sağ tarafta olur, başı diğer tarafta olur. Yani bizim düşündüğümüzün tersine. Ve o şekilde mesela dolayısıyla erkek sol tarafı üzerinde uzatılır ki onun yönü yine kıbleye yönelik olsun. Evet. İmam da tam kafasının hizasında durup namaz kılacak. Ama kadının ise sağ yanı üzerinde olup o şekilde kıbleye yönelmiş olacak. Ve tabii ki imam da onun cenazenin orta kısmında durup o şekilde namaz kılmaz. Yani sünnet olan budur. Peki Selam. Evet. Selam, diğer sorumuz hemen alalım. İmam daha niyet getirmeden Selam. Yani daha doğrusu imam daha tekbir getirmeden me'mum niyetini hazır hale getirmiş. İmam Allahu Ekber der demez, o da Allahu Ekber derse. Yani bir nevi imamdan önce niyetini getirmiş, hazır hale getirmiş ve imam Allahu Ekber der demez, o da Allahu Ekber diyerek tekbir getirerek imama tabi olursa bu durumda namazı geçerli olur mu Selam? Önemli olan tekbirdir. Evet. Yani tekbiri imamın tekbirinden sonra olduktan sonra, yani daha önce hani kendini hazır, yani niyetini hazırlamış, kalbinde getirmiş veyahut diliyle getirmiş. Önemli mesela olan o değil. Önemli olan tekbir getirdiği zaman, yalnız tekbirle birlikte o niyet kalbinde de gelmesi lazım. Yani o kalbinde de o niyeti bozmaması lazım. Allahu Ekber dediği zaman o niyetle beraber Allahu Ekber demesi gerekir. O tekbiri imamın tekbirinden sonra olduktan sonra namazı geçerlidir, caizdir. Peki Seydam. İki telefonumuz daha var. Son iki telefonumuzu alalım. Öncelikle Çanakkale'ye bağlanalım. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza Çanakkale. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sizlere de iyi akşamlar efendim. İki tane sorum olacaktı hocama. Tabii, buyurun. Bir tane, biz mesela Çanakkale'ye çalışıyoruz. Cuma namazına gidemiyoruz. Bunun için yani bir nasıl yaparız? Ne iş yapıyorsunuz efendim? Burada bir hayvan çiftliğine bakıyoruz. Kümeslere bakıyoruz. Yani iş sahibi mi izin vermiyor yoksa gitme imkanınız mı? Yok, iş sahibi de gitme imkanımız yok. Gitme yani yakın cami falan yok. Vardır, uzaktır, arabamız yoktur, 3-4 kilometredir gidip gelemiyoruz. Peki diğer sorunuz? Ya sonunda bir engelli çocuğum var, bakıyorum onu sahibi soracaksın. Sahibi var mı yok mu? Peki abi, Rabbim selamet versin, bol bol sabır versin inşallah, sorularımızı sağ ol, soralım. Teşekkür ederim, iyi bizler akşamlar. Teşekkür ederiz katıldığınız için, sizlere de iyi akşamlar, selametle inşallah. Diğer telefonumuz Mersin'den, buyurun, hoş geldiniz yayınımıza Mersin. Hoş bulduk, selam aleyküm. Aleyküm hayırlı selam, sağ olun, teşekkürler, sağ sizlere de hayırlı akşamlar. Eyvallah, buyurun. Bir sorum olacaktı hocama. Sizi dinliyorum. Allah-u Teala bütün güzel hasretleri namazla birlikte zikrediyor. Mesela namazınızı kılın, zekatınızı verin, namazınızı kılın, kurbanınızı kesin. Malum önünüzde evet, bir kurban bayramı var. Yani biz şunu anlayabilir miyiz? Namaz kılmayan bir insanın yapmış olduğu bu şeyler ne derece geçerli olabilir? Peki sorunuz anlaşıldı inşallah. Soralım Seydamıza. Başım gözüm üstünden. Bizler teşekkür ederiz. Sizlere de hayırlı akşamlar. Selametle inşallah. Seydam, izleyicimiz dedi ki, Şafii mezhebinde konut sabah namazı için konut duasını bilmeyen bir kardeşimiz, Müslüman bir kardeşimiz bunun yerine ne yapması lazım? Başka bir şey okuyabilir mi? Bildiği bir dua varsa onu okuyabilir mi? Yoksa ne yapması lazım Seydam? Evet.
Kunut duasının en iyisi, en faziletlisi bu işte kitaplarımızda geçen Allahümme ehdini fîmen hedeyte ile başlayıp salat, Peygamber Efendimiz'e salat ile biten o malum yani ibaredir. Yani en iyisi odur. Fakat onun yerine herhangi bir duayı da okuyabilir ama Arapça olması şartıyla. Yani Allahümme gfirli, Allahümme gfirli bile demesi, kunut niyetine bunu okuması, bunu söylemesi de yine kunut yerine geçer. Evet. Yani dolayısıyla herhangi bir duayı, herhangi bir zikri kunut niyetinde eğer biliyorsa, kunut niyetinde okuyorsa o geçerlidir ve caizdir. Yani o kunutun sevabını alır. Ama dediğimiz gibi en faziletlisi olan o Allahümme ehdini ile başlayıp salavatla biten o malum ibarettir. Peki Seydam. İzleyicimiz Kürtçe sordu. Cevabı Kürtçe olsun dedi Seydam. Evet. Go heremi Seydam keçik den ravandın. Go cevakte ku dikevin van dava. Go genellikle bir zore Seydam go keçik ni büçüçek. Özellikle zaroke büçük go berdeli itkin dedin van. Go az huazım Seydal dedir haki veya da ama haberde. Yani hükme veya çiye gere cevabı Seydam. Bele yani veya adet ki cahiliye. Bele Seydam. Veya adet ki cahiliye. Prejara jî mesela wan keçke ku em bêjin diber hinka de dane hineka zulmê dibînin, eziyetê tadê dibînin, bi çavê dijmina li wan tê nihêrtin. Welew nebû wî şeklî be jî, mesela ev tişt hinebe jî, wexta ku mesela bi zorê vî îşî neb roza wan û bi zorê bê îleh tê bikî, viya tiştekî heqîqeten zulm e yani, heqaret. Fakat ev heye. Mesela embejin ere yeki yek ravand o embejin tarafı qiza kuhatiye ravandın juan ji xortek hebe, normal xortek. Normale bilmeje bitaate o ji betam hun ji qiza kebdin mecbu ka em sulh yeki bikin naf xuda. O yani keçik ji mesela hunkufi hev bin yani ve adı navada hunkufi ki hebe. Ewe çağı bav bizore ji karepte. Bav bizore ji kareke çağı la ora hunkufi edibine. Hunkufi çiye Seydam? Hunkuf yani ku dengi hev bin. Dedik bu Türkiye'de ben denk. Beli Seydam. Kurmancı'da ben hunkuf, bir Arabi ji kuf e. Beli Seydam. Yani keçku kuruk en bejin ji ali ahlak ve, ji ali meslek ve, ji ali aile u ewe ve, ji ali nav, yani nav u dengi hove vek hevin yani. Sevya hev de ne? Beli. Vek hev bin avya hunkufiyete. Vakta ev hunkufiyet hebe, caize. Lek hunkufiyet tünebe, her du taraf şi pe guna kardıbın zulme lüye keçik etkin yani. Peki Seydam. Evet. İzleyicimiz dedi ki katılım bankasına yatırdığımız para ay sonu değer kazanıyor. Bu üzerine gelen para caiz midir değil midir kısaca? Yani kar payı ise caizdir. Peki Seydam. Kar payı ise caizdir. İzleyicimiz yine dedi ki cuma namazını 2 rekat kılıyoruz. Yani 4 rekat kılmıyoruz. Biz 2 kılıyoruz. Yani hutbe ise hutbe de 2 tanedir. Dolayısıyla o 2 hutbe sanki o diğer öğle namazının 2 rekatının yerine geçmiş gibi oluyor. Böyle bir şey var mıdır yok mudur? Bunun aslı nedir Seydam? Yani onun hikmetini Allah bilir. Biz Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uygulama duymuşuz. O şekilde bize rivayet edilmiş. Fıkıh kitaplarımızda bu şekilde yazılmış. Biz de ona tabi oluyoruz. Yani artık onun hikmeti neyse onu Allah bilir. Peki Seydam. Yine izleyicimiz dedi ki Kur'an ölüler için mi okunur? Bizim toplumda sanki hep ölülere okunuyor. Bunun hani ne olması lazım? Biz evet, neye ehemmiyet göstermeliyiz? Asıl Kur'an-ı Kerim diriler içindir. Yani hayata tatbik edilmek üzere gönderilmiştir. Yaşanmak için gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz'in ahlakı Kur'an idi diye Hazreti Ayşe validemiz buyurmuş yani Hazreti Peygamberimiz yürüyen bir Kur'an idi. Yani her bir Müslümanın aslında yani evet Peygamber Efendimiz kadar belki olmasa da ama Kur'an'ı hayatında tatbik etmek için yaşaması lazımdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i dirilerin okuyup anlamaları lazım. Anlamak için de çaba sarf etmesi, bunu diyelim ki medrese okuması veyahut da bilen bir kişiye gidip elinden geldiği kadar öğrenmesi gerekir. Ha bununla birlikte ölüler için okunması da o ayrı bir şeydir. Yani bir nevi bu hani yani farz olanın dışında. Evet. Yani. Sadece farz olanın dışında bir de sevaptır yani. O fakat asıl olan bizim yani yaşayanlar için
inip yaşamamız lazım. Peki Seydam. İzleyicimiz yine dedi ki amcam vefat etti Seydam. Amcamın çocukları var dedi. Evet. Amcamın anne babası yok. Bu durumda biz amcamın bıraktığı mirastan biz de alabilir miyiz Seydam? Hayır, alamazlar. Çünkü fıkhen çocuklar varsa o çocuklar amca çocuklarını hacbeder. Yani onları engeller, mirastan düşürür. Peki Seydam. İzleyicimiz Kürtçe sordu. Evet. Dedi ki nikah törenleri Seydam. Nikah için tören yapılıyor günümüzde nikah salonlarında. Bunun dindeki yeri nedir Seydam? Kürtçe mi söyleyelim? Evet, Kürtçe Seydam. Vega yani normal dediğim daveti meşgul tef töreni nikah yine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gotiye ki vakti ve nikah kir ilan bikin. İlan avuç eve nan tedane davet tekrini insan lehvde cüvün keyfu şahiyetkin. Fakat lazımak ev keyfu şahiyya ha de çerçeve şeriatı da be fıkhı da be. İro pre daveti ku tenkirne ku bu ku zava dest xine hevdu, gustila xine deste hevdu, eştara bejum, pasta xine deve hevdu, wand bine kuafra de xemlinin u boyağ dikin u gelinlik al wand dikin u fara vana tev haramın, tev adetu ahlaki kafirane ketine navmı maalesef vana haramın yani. Vakta van haramiyetine bin. Sırf yani bu ilana nikahı çıkas kef bugün şu kadar bugün yani davet yani şekli töreni mühim mi yoksa tören aslında sünnet. Evet tören sünnet. Peki Seydam. affedersiniz. İzleyicimiz dedi ki Seydam cuma namazına gidemiyoruz. Yani uzaktır, çalışıyoruz, engeller var. Bu durumda bir sıkıntı var mıdır? Yani cumaya gitmenin şartları budur. Zaten bir kişinin gidebilmesi gerekir. Mesela bir köyden bir köye gitmek de farz değil. Mesela bir köyde cuma namazı kılınamıyorsa, yakın bir köy varsa, eğer o köyden mesela diyelim ki hoparlörsüz birisi ezan okusa, ses bu köye gelecek. Arada nehir yoksa, arada engel yoksa gitmeleri vaciptir. Ama engel varsa veyahut da köyün içinde dahi olsa ama hastası var onu bırakamıyor. Ama çok mecburi işi var bırakamıyorsa o mazurdur. Yani peki, özürlü sayılır. Yine izleyicimiz dedi ki engelli bir tane evladım var. Ben ona bakıyorum. Bunun sevabı var mıdır? Varsa nedir Seydam? Elbette ki sevabı vardır. Sevabının çokluğunu Allah Celle Celaluhu bilir. Fakat biz buna mesela sevabının çok olduğuna inanıyoruz. Normalde yani hasta olmayan çocuklara bakması bile sevaptır. Çünkü yani sadakanın en hayırlısı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani kendi çocuklarına ve hanımına verin kısmıdır yani bir bu şekilde olduğu zaman bir de hasta olduğunda ona bakıyorsa onun o mesela şeyini eziyetini çekiyorsa bu kat kat sevabı vardır. Normal bir sevabı bir hastayı ziyaret etmenin sevabı eğer çok ise bu yani aile efradından birisinin hele hele çocuğunun mesela bakımını yapıyorsa bu inşallah eğer başka bir günahı başka diyelim ki yanlış hareketler yoksa inşallah bu cennetliktir yani i̇nşallah Allah'ın izniyle. Yine izleyicimiz dedi ki Seydam Kur'an-ı Kerim'de فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاتَ diğer ibadetler emredilirken işte kurban kesin veya zekatı verin. Ondan önce hemen namazdan bahsediyor. Namaz evet. Kılın, kurban kesin. Namaz kılın, zekat verin. Evet. Biz buradan şunu anlayabilir miyiz dedi. Yani sanki diğer ibadetlerin gerçekleşme şartı namazdır. Namaz olmasa bunların sevabı eksiktir veya yoktur. Bunu anlayabilir miyiz dedi Seydam. Hayır böyle değil. Bu namazın ehemmiyetine belki işaret eder. Çünkü gerçekten namaz ibadetlerin öncüsüdür. En önde gelenidir. Yani Peygamber Efendimiz bizler ile kafirler arasında farkımız namazdır diye buyuruyor. Bu namazın ehemmiyetidir ama eğer namazın farziyetine inanan bir kişi bütün iman rükünlerine yani imanın erkanına inanıyorsa ama diyelim ki gevşeklikten veyahut başka bir sebepten namaz kılmıyorsa fakat diğer zekatı veriyor veyahut da kurban kesiyor Allah'a inanarak, sevabına inanarak kesiyorsa sevabını yani alacaktır. Onun sevabını alacaktır. Peki sen. Ama namazın da cezasını çekecektir. Namaz çünkü kılmamak evet. Büyük bir günahtır. Onun da cezasını çekecek yani. Peki sen. Evet. Direkt sorularımızı alalım hemen ikinci bölümle bizlere WhatsApp'tan iletilen sorularla. Seydam izleyicimiz diyor ki şarkı dinlemek günah ama bazı arkadaşlar diyor eşimizi düşünerek dinlesek herhangi bir günahı yoktur demişler. Siz ne diyorsunuz Seydam? Eşimizi düşünerek yani nasıl olur söylenen, yani? Söylenen sözleri eşimize yorumlayacağız. Mesela bir erkek aşk üzerine şarkı söylüyor. Biz onu dinleyeceğiz ve eşimize yorumlayacağız yani o sözleri. Evet, bu caiz yani. Olur mu diyor.
Yani o sözlerde çok fahiş, yani haram olan şeyler yoksa ve bir de kadın sesi değilse dinlenebilir. Yani normal türkü falan dinlenebilir ama gaflet vermemesi şartıyla. Eğer Allah'tan gafil kılıyorsa, eğer Allah'ı unutturuyorsa ve şehveti harekete getiriyorsa, bir harama teşvik varsa bunlar haramdır. Ama o şarkı onu eşine daha fazla bağlıyorsa? Yani o şey, eğer şimdi o sözler hani herkes için bu belli değil yani. Doğru. Şimdi biz bunu şey yapamayız. Yani normalde bu cahili şarkılar eğer burada lehviyata teşvik varsa caiz değil. Peki Seydam. Evet. Alalım. Seydam, cuma günü camide olmayan bir Alevi köyüne gidip çalışmakta bir sakınca var mı? Cuma günü camide olmayan bir Alevi köyüne gidip çalışmakta bir sakınca var mıdır? Yani eğer o çalışmak zaruri değilse gitmesi caiz değil. Çünkü cuma günü biliyor ki namazı kaçacak. Bir cuma günü yolculuğa çıkıp ya işe çıkmak ve biliyor ki mesela gitse cumayı kaçıracak, evet, o caiz olmaz. Peki Seydam. Bu şekilde. Ama eğer başka çaresi yoksa, nafakası kesilecekse mazur sayılır. Yani başka bir güne erteleyebiliyorsa, evet, evet, ertelesin. Yoksa evet, caiz değildir. Evet. Peki Seydam. Geçelim. Namaz kılmayan, oruç tutmayan ve içki içen bir muhtaca zekat verilebilir mi Seydam? Yani o zekat eğer mecburi ihtiyacını karşılamak için verilirse caizdir. Yani adam inancı varsa verilir. Ama eğer desen ki o zekatı vereceksin, gidip içki alacak, o zaman verilmez. Peki Seydam. Diğer sorumuz gelsin. Annem ailesi tarafından 12 yaşında daha haiz olmadan zorla evlendirilmiş ve annem kendi mesuliyet yaşı gelmeden evlendirildiği için bunun ailesi tarafından olduğunu, kader olmadığını söylüyor. Bu evlilik kader midir yoksa değil midir demiş. Her şey Allah'ın takdiriyle olur. Ama yani hani Allah'ın rızası ayrıdır, Allah'ın takdiri ayrıdır. İradesi ayrıdır. İzah edelim. Allah'ın rızası mesela caiz olan şeyler... Caiz olan şeyler Allah'ın hem rızasıyla hem iradesiyledir. Evet. Ama caiz olmayan şeyleri bir insan yapması, bir insanın içki içmesi, bir insanın katil etmesi, bir insanın zina işlemesi. Evet. Bütün bunlar da yine Allah'ın iradesiyledir ama Allah'ın rızasıyla değildir. Yani Allah'ın iradesi ve rızası ayrıdır. Evet. Allah'ın takdir ettiği şey demek yani Allah'ın bilgisinde olup da o bilgiye göre mesela yazmasıdır. Dolayısıyla Levhumaz. Kaderdir yani. Yani kaderdir. Her şey Allah'ın takdiriyledir. Evet. Her şey Allah'ın takdiriyle olur. Ama Allah'ın rızası var mı yok mu o değişiyor. Evet. Peki Seydam. Diğer sorumuza geçelim. Namaz kıldığımda rekatları bazen unutuyorum. Mesela dördüncü rekattayım, ikinci rekatta olduğumu düşünerek iki rekat daha kılıyorum. Olur mu? Yani kısacası... Aynen öyle olacak. Yani kısacası şaşırıyor. Evet. Diyor acaba 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Nasıl yani, yapması lazım? Aynen o az olanı düşünecek ve üzerini tamamlayacak. Evet, o öyle. Gerçek manada fazla dahi olsa o kendi inancına, düşüncesine göre tamamlaması gerekir. Yani 3 mü kıldım, 4 mü kıldım diyecek, 3 kıldım, 4'e tamamlayacak. Evet. Ve öyle. Yine secde-i sehvi de gidecek. Secde-i sehvi de yapacak ki sünnettir, mesela değil mi? O da sünnettir. Yani o yanlışlığından dolayı onu da yapması sünnettir. Peki Seydam. Diğer sorumuz. Artık her yerde Seydam klozet çok yoğun olduğu için bazen mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. Hükmü nedir? Cevabı Kürtçe olsun demiş. Yani klozet vakta zanı bir şey olayını klozet hoş başa yani. Meci emci beri meni zan bu bir şey olayını rastı. İnsan ki kunu zan bir şey olayını kua delevutine. Fakat vakta zanı be insan ki zanı be bir şey olayını. Fakış be ciye kuleruni mesela neşil necaset letine be. Beli Seydam. O hoşu kubuş o fırktine yani zarara ütine. Peki Seydam. Diğer sorumuz gelsin. Seydam, burnumdan ameliyat oldum. Yalnız tamponu daha çıkarmadılar. O yüzden abdest alırken burnuna mes yapsam namazım ve abdestim kabul olur mu demiş. Yani burnun içinde tampon var, bir şey var Seydam. O hani su falan değse sıkıntı olacak. Sadece suyu böyle gezdirsem, mes etsem olur mu diyor. Olur. Evet. Peki Seydam. Caizdir. Bir sıkıntı yok. Devam edelim. Evet. 8 yaşında Seydam, elifba okuyan çocukların abdest almaları zorunlu mu? Gerekiyor mu? Yok yani eğer abdest alabiliyorsa iyidir. Ama almasa da Kur'an-ı Kerim de okusa bir şey olmaz. Peki Seydam. Geçelim diğer sorumuza. Seydam diyor ki düğünlerimiz İslami oluyor. Yani İslami ezgiler söylenip halay çekiliyor. Bu halaylarda Allah, şehit ve peygamber isimleri geçiyor. Ve bu şekilde halay çekiliyor. İsimler geçerken halay çekmek doğru mudur? Yani demiş. Yani zararı yoktur. Çünkü bir zikirdir yani.
Allah'ı anmaktır, Allah'ı hatırlamaktır. Hatta belki daha da aşka gelen insanlar da vardır. Biz buna da şahit olduk gençliğimizde. Evet. Bazı insanlar bunu görünce gerçekten mesela hatta ben şunu hiç unutmuyorum. Bir düğün olmuştu. Bu ilahi yani İslami ezgiler söyleniyordu. Evet. Baktım yani böyle şapkalı bir insan, birisi geldi şapkasını attı yerine, ondan sonra bastı, düğüne girdi, yani cezbeye geldi. Bazen böyle güzel şeyler de oluyor. Yani tabii bunu söylerken yine bir saygı içinde söylememiz elbette ki önemlidir. Ama Allah'ı zikretmek, her halde Allah'ı zikretmek iyidir. Peki selam. Diğer sorumuz, mezarlığa her perşembe gidilmezse ölülerin gözü yolda kalıyor deniliyor Seydam. Böyle bir şey var mıdır? Yani illaki mezarlığa gitmeye gerek var mı? Evde Yasin okusak olmuyor mu? Evet, oluyor. Esas mezarlığı biz kendimiz için ziyaret ediyoruz, ölüler için değil. Yani ölülerin gözü yolda kalıyor. Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Peki. Öyle bir şey yok. Biz giderken biz ölümü hatırlamamız için gidiyoruz. Ha tabii giderken orada bazı dualar ediyoruz, Yasin okuyoruz, Fatiha okuyoruz ve ölülerin ruhlarına teslim ediyoruz. Güzel bir şeydir. Bunu evde de yapabiliriz. Hatimler okuyup onların ruhlarına teslim edebiliriz. Peki selam. Diğer sorumuz. Gitgide imanım azalıyor. Allah'ın varlığı hakkında sürekli şüphelere düşüyorum ve bu durumun olmasından rahatsız oluyorum. Geçmesi için ne yapmalıyım demiş izleyicimiz selam. Aslında imanı azalmıyor. Öyle hissediyor. Bunu şeytan ona vesvese veriyor. Çünkü rahatsız oluyorum diyor. Eğer sen rahatsız oluyorsan demek ki sen Allah'a inancın tamdır. Fakat şeytan sanki azalıyormuş gibi sana o vesveseyi verip seni umutsuz kılmak istiyor. Buna ehemmiyet verme. Yani bu konuda ne yapması mesela, lazım Seydan? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'i çok okuması lazım. Zikretmesi lazım ve özellikle eğer okuyucuysa Risale-i Nur okumasını tavsiye ediyorum. Hmm. Risale-i Nur okusun. Risale-i Nur onun imanını güçlendirecek. Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki, diğer sorumuz gelsin. Şafii mezhebindenim demiş ve Ramazan ayında kazan var. Bazen zilhicce orucunu tutmak istiyorum. Ben zilhicce orucunu tutmak istiyorum. Sünnet niyeti getirerek zilhicce orucunu tutabilir miyim demiş. Kazaları var Seydam, zilhicce orucunu tutmak istiyor. Evet, kazalarını tut. Bu zilhicce günlerinde kazalarını tut. Kaza niyetiyle tut ama. İnşallah bu zilhicce'nin sevabını da ve onun 70 kat sevabını da almış oluyorsun. Aynen yani evet. Kaza niyeti getireceksin. Kaza niyeti, İnşallah zilhicce'nin de sevabını alırsınız. Zilhicce'yi söyleme ama. Peki. Zilhicce ayını zikretme. Mesela Ramazan orucunun kazasını tutuyorum niyetiyle o şekilde tut. Hı hı. Bu zilhicce'nin sevabından 70 kat daha fazla sevap almış olursun. Peki. Hemen diğer sorumuzu alalım. Demiş ki izleyicimiz, babamla aile şirketi kurduk. Babam hakkım olanı vermiyor. Ben senin babanım deyip geçiştiriyor. Şer'en dava açabilir miyim babama? Yani eğer şirket kurmuşlarsa, anlaşmışlarsa, yani bu ayrı ayrı demek çalışıyorlarsa elbette ki onun hakkını vermesi gerekir. Her birisi kendi hakkını Şer'en verecek. Babama dava açabilir miyim demiş. Babam yani, hakkımı almışsa onun... Yani şer'en derken bir alimin yanına gitsinler. Evet, gidip diyebilir miyim? Evet. Biz ortağız, iki ortak evet. gibi. Evet, gidebilir. Yoksa babam benim malımı ben istemeden de alabilir mi demiş. Yok, o şekilde olmaz. Peki, yani madem ki şirkettir, eğer mesela hani beraber diyelim ki daha ayrılmadan çalışıyorsa ayrı ama ayrıdırlar ve şirket kuruyorlar. Her birisinin hakkı ayrı ise elbette ki onun hakkını eksiksiz yani vermesi gerekir. Yani bir seydaya başvurup ona hakkını alabilir. Başvursunlar, o seyda onların hakkında ne gerekiyorsa söyleyecektir. İnşallah. Peki, devam edelim. Gelsin sorumuz. Mezarlığa her perşembe gidilmezse bunu sorduk. Bu soruyu geçelim. Bu sorunun cevabını verdik. Gitgide bunu da sorduk. Evet. Bunu da sorduk. Diğer sorumuzu alalım. Sorularımız bitti mi? Bilemiyorum. Bir sıkıntı mı var yoksa? Peki. Sorularımız var Seydam. Biz soralım sorularımızı. Evet. Geldi bak burada. Geldi mi? Kurban vekaleti alan bir kişi vekaleti başka bir kişiye verebilir mi demiş izleyicimiz Seydan. Eğer yani siz beni vekil kılmışsınız. Ben de size haber vermeden ben öyle anlıyorum yani. Başkasını evet. vekil kırıyorum. Hayır, eğer daha diğeri mesela ona o izni de vermişse vekil tutabilir. Ama vermemişse o başka kimseyi vekil tutamaz. İlla bizzat, ondan izin alabilir. Evet, bizzat kendisi şey yapmaz. Peki. Gelsin diğer sorumuz.
hazırsa birine 10 cumhuriyet altın vermem gerekiyor. İhtiyaçtan dolayı onun yerine TL olarak versem, sonra o kişi bana 10 cumhuriyet olarak geri verse bir sakıncası var mıdır demiş. Nasıl yani? Yani Seydan birine 10 tane cumhuriyet altını, birisi ona demiş ki bana 10 tane cumhuriyet altını ver. Evet. O da diyor ki şu an cumhuriyet altını yok, ben sana cumhuriyet altının değeri şu an ne kadarsa o kadar para vereceğim ama sen bana cumhuriyet altını vereceksin. Bu caiz evet. mi demiş. Yani o 10 cumhuriyet altını şey bir nevi fiyatını veriyor, parasını veriyor ama ödeme vakti altın olarak verecek. Yani para mesela veriyor. bunu diyelim ki sana cumhuriyet altını gibi veriyorum derse evet. iki taraf anlaşırsa sakıncası yok. Tamam evet. Seyit. Evet. Caizdir yani. Evet. Peki. Ama bey şeklinde olsa caiz değil. He. Kardeş Hasan şeklinde olsa caizdir. Nasıl Seydam? Mesela diyelim ki ihtiyacı var. Diyor ki mesela bana 10 cumhuriyet altını lazım. Tamam. Ben işimi göreceğim. Tamam. O da diyor ki ben onun değerinde sana para veriyorum. Şu anda elimde cumhuriyet altını. Soru öyleydi Seydam. Öyle anlaşıldı. Ben onu sana veriyorum. Tabii ki sen bunu cumhuriyet altını olarak bana vereceksin. Peki. Yani o zaman caiz olur yani şeydir. Hı. Çünkü bu bey. Ama bey olursa ben nesiyeye giriyor ki caiz değil. Peki Seydam. Evet. Bir bayan kaynının yanında veya eniştesinin yanında yemek yiyebilir mi? Yani yemek yemesi şu şekilde, eğer mesela yüz yüze gelecek böyle aynı sofradaysa olmaz, caiz değildir. Yani fakat mesela görmeyecek şekilde hani oturmuş bir tarafa, kenara çekilmiş, yüzünü diğer tarafa çekmiş yiyor, bir şey olmaz. Elbiseleri normal evet. elbiseleri evet. üzerinde. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Seydan, bir bayanın evin içinde eşine karşı açık elbise giyse ve saçı açık bir şekilde dolaşırsa bu bir sakıncası var mıdır bunu Seydan? Yani eğer başka hiç kimse görmeyecekse, sırf eşi görecekse. Aynen. Sırf eşi görüyor yani burada bir haramlık yok. Yani evet. haram değildir. Eğer eşi buna razıysa evet, haram yok. Fakat eğer mesela yabancı birisi görecekse o zaman haramdır. Yani sorudan anlaşılan yabancı yok Seydan. Yani bunlar sadece karı kocadır. Koca. Karı kocadır. Burada bir sakıncası yok. Peki. Devam edelim. Yahudi bir iş adamının fabrikasında çalışmak caiz midir Seydan? Yani Yahudi... Fabrikanın sahibi Yahudidir Seydan. Yahudidir. Gidip yanında ama çalışabilir mi? O fabrika mi? Eğer haram bir şey yapmıyorsa çalışabilir. Peki. Bir sakıncası yoktur. Yani bir Müslüman olmayan birisinin yanında çalışmak çalışılabilir. Caizdir. Eğer başka bir yerde çalışacak, aynı şeyi yapacak eğer bir imkan yoksa, yani orada da yani şer'i dairede çalışıyorsa hı hı. sıkıntı yoktur. Evet, yani Yahudilerle, Müslüman olmayanlarla alışveriş yapılabilir. Yapılabilir, evet. Peki. Diğer sorumuz gelsin. İslami düğünlerde diz kırarak oynamak caiz midir Seydan? Diz kırarak oynamak caiz değildir. Bu meşhurdur bizim kitaplarımızda. Evet. Otur oyun, mesela halay caizdir. Veyahut da böyle el üstüne bırakıp o şekilde oynamak caizdir. Bizim eski usulde belimte dediğimiz böyle karşı karşıya gidip gelme o şekilde caizdir. Ama diz kırmak bu cahili şeydir. Bütün alimlerimiz buna karşıdır. Peki Seydan. Diğer sorumuz. Seydan, satış yapıyorum. Örneğin birinden bir şey alıyorum ve karlı olarak satıyorum. Günah mıdır? Herhalde zaten ticaret böyle, budur. Evet, ticaret budur. Caizdir yani. Caizdir. Bir sıkıntısı yok. Devam edelim. Diğer sorumuz hazırsa devam edebiliriz. Seydan diyor ki, hocam eşim sigara içiyor ve ben astım hastasıyım. Ondan rahatsız oluyorum. Dinde hükmü nedir? Yani muhtemelen soruyu soran bayandır. Evet. Ya da fark etmiyor. Hakkıma giriyor mu? Ne yapmam gerekiyor? Kocası sigara içiyor, eşi bundan rahatsız oluyor. Evet. Ya da tam tersi. Fark etmez. Yani hangisi, eğer bir hasta varsa... o hastanın astım hastası ise ve bunda eğer mesela hastalığı artıyorsa bu hukuktur yani. Bu hukuka girmemek gerekir. Yani orada gerekirse yani ya, evet. zaten ya orada içmeyecek hatta mesela onun kokusundan rahatsız oluyorsa da sigarayı terk etmesi gerekir. Değil mi? Evet çünkü hakkına yani, giriyor beraber yani. Evet beraberdirler çünkü. Peki Seydan, normal bir Müslüman isterse evliya olabilir mi? Yani daha doğrusu nasıl evliya olunur? Demiş. Evliya, evliya kelimesi Arapça velinin cem'idir, çoğuludur. Evet, yani. Veli demek yani Allah'a yakın olmuş ibadetiyle, zikriyle, maneviyatıyla Allah'ın dostu olmuş demektir. Zaten bütün Müslümanlar Allah'ın dostudur da. Evet. Fakat hani o biraz daha yakın olduğu için o veli kelimesi kullanılıyor. Evliya da yani veliler demektir. Evet. Bir Müslüman isterse veli olabilir. Niye olmasın?
şu şekilde ama veli olur. Yani tabii ibadet edecek. Çok ibadet edecek. İhlaslı bir şekilde. Hiç kimsenin hak hukukuna girmeyecek. Maneviyatını yükseltecek. İhlaslı olacak. Zikir edecek. Eğer bu şekilde yaparsa olur. Yani evliya olmak herhangi bir konumla alakalı değil. Zaten değildir. Herhangi bir Müslüman ibadet herhangi ederek Allah'a yakınlaşabilir. Aynen. Yani. Her bir Müslüman Allah'ın velisi, yakın velisi olabilir. İsterse o cehdi yaparsa. Bazı alimlerimiz bunu söylemişler. Demişler ki eğer sen yani bir şeyhin, bir velinin amelini yaparsan veli olursun. Yani bir mesela peygamberin şeyi, onun yaptığı ameli yaparsan peygamberlerle beraber olursun. Önemli olan ameldir. Evet senin. Evet. Hazırsa diğer sorularımızı alabiliriz. 15 yaşındayım, namazlarımı kaçırıyorum demiş. Günahı var mıdır Seydam? Elbette. 15 yaşında olan bir insan artık ergenlik çağına ulaşmıştır. Böyle bir insanın artık namazlarını düzenli bir şekilde kılması gerekir. Eğer kaçırıyorsa onları kaza etmesi gerekir. Peki Seydam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Seydam? Rabbim Celle Celaluhu tüm gençlerimize hidayet nasip eylesin ve bizi özellikle bu Avrupa'yı ahlakın, özellikle düğünlerde ve kızlarımızın, kadın, genç, bayan kardeşlerimizin bugünkü hali gerçekten içler acısıdır. Rabbimden daha çok iffet, daha çok namuslu olmalarını diliyorum. Rabbim Celle Celaluhu bunu bize nasip eylesin.